Galatasaray'da sanki tek adaylı bir başkanlık seçimine gidiliyor gibi görünüyordu. Süheyl Batı'mun da e, adaylığının söz konusu olma durumu epey kuvvetli. Şu anda görüntü bu yönde. Bir yandan tek aday mı olacak, iki aday mı olacak bu tartışılırken bir yandan da Erden Timur'un durumu üzerine konuşuluyor. İki konuyla alakalı belki bize e, doğru bir özet yapabiliriz. Fırlatacaksınız zaten. Yani, telefonu. <laughs> telefonu kırıyormuşum masaya vurup. Ya, yani, tabii seçim konusunda bu liste verme tarihi hı hı. belli olduğundan beri en çok konuşulan konu şüphesiz Erden Timur'un olup olmayacağı. Reytingi sonraya bırakmak adına onu birazdan anlatayım. Genel süreci şöyle bir özetleyelim. Dediğim gibi aslında düne kadar tek adaylı bir seçim beklentisi vardı. Fakat Süheyl Hoca, Süheyl Batum o kıymetli bir hukuk profesörü, anayasa profesörü dün itibariyle adaylık konusunda bir çalışma içerisinde. Daha doğrusu öncesinde birkaç günlük bir çalışma oluyor ve dün de listelerini hazırlamışlar. Ben dün akşam kendisiyle konuştum. Bizzat kendisine sordum bu durumu ki aslında ilginç olan şey şu. Biz 10 gün önce Süheyl Hoca'nın davetiyle birlikte basın mensupları, 7-8 basın mensubu Galatasaray Adası'nda bir yemek yemek üzere gittik. Ben ve Burhan Can Terzi, Galatasaray muhabiri arkadaşımız, bir biraz, er iyi. biraz erken gittiğimiz için Başkan da ailesiyle yemekteydi o esnada. Hı hı. Gayet kendi aralarında işte eşi, çocukları, torunları çok böyle güzel bir tablo. Bizi de görünce şaşırdı. İşte sonra durumu izah ettik Süheyl Hoca'nın bizi davet ettiğini. Dedi ki ya bu başka bir şey için, başka bir şey konuşmak adına yani huku, hukuksal bir konuyu konuşmak adına aslında biz oradaydık. Bunu söyledik. Başkan dedi ki bunun altından kesin bir şey çıkar dedi. Yani siz buraya bunun için gelmiş olamazsınız dedi. Bu kadar gazeteci toplandınız falan gibi sonra Süheyl Hoca geldi, diğer basın mensupları geldi. Hep beraber otururken Başkan Sağ olsun yine geldi masaya. Yine bir sohbet oldu. Orada Süheyl Hoca şunu söyledi. Yani ben sizin başkanlığınızdan çok memnunum. Yönetim sürecinizden çok memnunum ve bir oyun varsa bunu size zaten seve seve veririm gibi bir konuşma geçti. O yüzden dün adaylık konusunu ilk duyduğumda biraz şaşırdım. Üstünden yaklaşık 10 gün geçti. Süheyl Hoca'yı sonrasında aradım. Şunu söyledi. Yani bizim bazı rahatsızlıklarımız var şu an yaşanan sürece dair ki aslında kendisi bunu söylemedi ama ekibindekiler biraz bundan bahsetti. Burada biraz işte Erdem Bey'in olmama ihtimali bizi rahatsız ediyor ve işte bazı kırgınlıkların oluşması bizi rahatsız ediyor. Biz bu nedenle aday olma düşüncesindeyiz ama hem bu rahatsızlıklar hem aday olma sebebimizi şu anda bir kenara bıraktık. Çünkü Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Bu gündemlere kimsenin ihtiyacı yok. Galatasaray şampiyonluğu garantilediği gün, garantilerse seçimden önce biz o gün çıkıp bunların hepsini anlatırız dediler ve Yarın bir liste teslim etmesini bekliyoruz. Süheyl Batum'un başkan adaylığı altında işte Rezanep Özdemir'in içerisinde olacağı, Ünal Aysal'ın dışarıdan destek verdiği ki Ünal Bey'in bir desteği var bu konuda ama yönetimde olmayacağını söyleyelim. O kısım öyle. Dursun Başkan cephesine bakacak olursak Erden Timur konusunu çok kısa süre sonra hemen anlatacağım. Dursun Başkan da yönetimde bazı değişiklikler yapıyor. Geçen yönetimden bazı değişen isimler olacak ama yani ana kadro büyük oranda korunuyor. İşte ikinci başkan Metin Öztürk devam edecek. canlatan vardı hukuktan sorumluluğu devam ediyor. Yeni eklenen isimlerden yani en böyle göze çarpanları bir tanesi Ali Yüce, bir tanesi İbrahim Atipoğlu ki Galatasaray camiası Ali Yüce'yi ve özellikle babasını Ahmet Yüce'yi çok yakından tanırlar. Tamam. Galatasaray camiasında önemli bir ağırlıkları var. Hatta şunu da söyleyeyim, bugün öğrendim bunu ben. Yani ...değişiklikler olduğunu biliyordum ama Galatasaray'ın son seçiminde... ...Dursun Özbey'in başkan olduğu seçimde... ...seçim günü saat 15 sularında listede 3 tane değişiklik oluyor. 3 tane çıkan isim var. Bir tanesi İbrahim Atipoğlu, bir tanesi Ali Yüce, üçüncüsü Erdan Timur. Sonra Erdan Bey sportif aşıya geçti zaten. Orada çıkan üç isimden iki tanesi bu sefer yönetime dönüyorlar. Hı hı. İbrahim Atipoğlu, Gisiyat Başkanı, o da gerçekten çok kıymetli bir insan... ...Galatasaray camiası içerisinde yönetimde olacak... Gelelim Erdem Timur konusuna. Şöyle bir kronolojik olarak gidecek olursak... ...bundan 3-4 ay öncesinde, tabii ki seçim tarihi belli... ...Erdem Bey'e bu soruyu soran gazeteci arkadaşlarımız... ...ya da camia içerisinden soran herkes aynı cevabı aldı. Ben Mayıs ayı itibariyle devam etmeyeceğim. Çünkü işte ailevi, sağlıksal bazı şeyler var... ...benim hayatımı zorlaştıran. Bir de bazı hem camia içerisinde hem de mevcut yönetim içerisinde bazı kırgınlıkları olduğunu ve bu konudan muzdarip olduğunu ifade etti. Mayıs ayında devam etmeyeceğini söyledi. Aslında bu yani söyleminde de hiçbir değişiklik olmadı o günden bu yana. Ben dün Erdem Bey'le görüştüm. Yüz yüze kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Yani şimdi mesela az önce ekrana geldi. Seçimden kimse bahsetmesin. işte bizim gündemimiz bu değil evet. demesi Erdem Bey'in net olarak tanığıyım ki Gerçekten öyle düşünüyor, böyle yaşıyor. Çünkü biz yaklaşık bir saat sohbet ettik. Seçimle ilgili hiçbir konu konuşulmadı. Hatta bir yerden sonra gazeteci olarak... ...böyle bir huysuzlanmaya başladım yani. O anda çünkü herkes Erdem Bey'in girip girmeyeceğini merak ediyor. Twitter'da, Trend Topik'te birinci sırada ama biz seçim konuşamadık. Daha farklı şeylerden normal, insani bir sohbetimiz oldu sağ olsun. Misafir etti. En sonunda ben kendisine sordum. Yani devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Yönetim listesinde zaten yokum. Sportif içinde de bakacağız dedi ama çok olumlu bir şey söylemedi. Bugüne gelecek olursak aslında bizim yaptığımız görüşmenin hemen ardından Erdem Bey Florya'ya gitti. Antrenmanı takip etmek için. İbrahim Bey de İbrahim Atipoğlu da oradaydı. Ve bugün gerçekleşen az önce Erdem Timur'un o açıklamaları yaptığı ödül törenine İbrahim Atipoğlu'nun davetiyle geldiğini biliyorum Erdem Bey'in. Aslında çok da belki katılmayı düşünmüyordu bugünkü ödül törenine. Orada güzel görüntüler vardı. Başkan hatta kürsüden Erdem Bey'e işte bir hoş geldin mesajında bulundu. Yani burada başkan ve Erdem Timur arasında zaten bir sorun yok. Geçmişe dayalı gerçekten ciddi bir yol arkadaşlıkları, kadar arkadaşlıkları var. Ama Erdem Bey'in hem dediğim gibi camia içinden hem de yönetim içinden bazı isimlere kırgınlıkları var. Bu konuda da devam etmek istemediğini ısrarla söylüyor. Neticeye gelecek olursak ben yönetim listesinde bu akşam bu gece çok çok büyük bir sürpriz olmazsa ki işte bugün o törenden sonra Ahmet Yüce'nin de içinde yer aldığı bazı böyle camianın kanaat önderleri stadyumda bir toplantı, toplantı yaptılar. Şu sıralarda başkanın sahip olduğu otelde Gayrettepe'deki otelde yardımlaşma gecesinin Galatasaray Yardımlaşma Derneği'nin bir gecesi var. Yani Biliyorsun Galatasaray'da o son gece, seçim öncesi son gece biraz, biraz uzun olur, biraz kritik olur ve bazı değişiklikleri barındırabilir. O yüzden çok böyle yüzde yüz bir ifade kullanmak istemiyorum ama Erdem Bey yönetimde olmayacak gibi duruyor. Fakat benim bugünden çıkardığım, bugünkü oradaki iletişimden gördüğüm sportif aşıya da devam edecek gibi geliyor bana Erdem Timur. Ki Galatasaray taraftarının gerçekten son yıllarda herhalde en çok ilgi alaka gösterdiği, sevgi gösterdiği yöneticilerden bir tanesidir. Belki de bir numaradır. ...taraftar adına sevindirici bir gelişme olabilir. Bu ben... Yani, ...evet yönetimde belki olmayacak ama... ...Sportif AŞ'de mevcut görevini... ...sürdürmeye devam edeceğini düşünüyorum. Süremiz varsa bir... Süremiz var. İznimle Emre'ye bir şey sorabilir miyim? Tamamen sesli düşünüyorum. Tamam. Ee, yanlış da hatırlıyor olabilirim lütfen. E, düzeltin. Daha önce Dursun Bey'in bir önceki döneminde tamamen güven tazelemek için girdiği bir seçimde seçimi kaybettiğine şahit olmuştuk. 2018 Ocak. Evet. Şu anda peki şunu merak ediyorum. Sühel Bey'in adaylığını açıklaması kongreye etki eder mi bu seçimde? Kongreye yani şöyle etki eder. Bence olumlu etki eder ki bugün Dursun Bey'in ekibinde olan insanlara da bunu sorduk. Onlar da benzer şeyleri söylediler. Bir tanesi zaten yani Galatasaray'da tek adaylı seçim bir kez oldu. Aysal yönetimini değiştirirken tek adaylı bir seçime gitti ki çok güçlü olduğu bir dönemde bir sene sonra o yönetimin devri bitti yani Galatasaray'da pek böyle bir Bu arada alışkanlık yoktu. Galatasaray tarihinin en güçlü yönetimlerinden biriydi. O seçimle beraber yönetim Yönetimi de birazcık e, zayıflamıştı yani. Evet. Zaten olarak bugün sorsak belki Ünal Bey de zaten pişmanlık yaşıyor. Daha yani. farklı davranabileceğini söyleyebilir.